Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Remzi Kocak, hafta sonu ve önümüzdeki hafta için Kayseri'de etkili olacak zirai don, buzlanma ve don olaylarına karşı Kayserilileri uyardı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Kayseri'de bu hafta sonu havalar nasıl olacak uzmanına soruyoruz. Hava tahmin uzmanı Sayın Remzi Kocak ile birlikteyiz. Sayın Kocak, Kayseri'de bu hafta havalar nasıl olacak? 3 gün boyunca kar yağışının etkili olacağını söylemiştiniz. Hafta sonu Kayserilileri nasıl bir hava bekliyor? Yaptığımız son değerlendirmelere göre gün içerisinde kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceğini bekliyoruz. Özellikle yağışların Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Akkısta ilçelerinde yer yer yoğun şekilde devam edeceği beklentisi içerisindeyiz. Özellikle rüzgarın da orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli eseceğini beklediğimizden bölgemiz genelinde saydığımız alanlarda ve yüksek kesimlerde tipi olayla karşılaşabiliriz. Cumartesi günü artık yağışlı havanın yurdumuzun doğu kesimlerine kaymasıyla beraber bölgemizin batısından başlayarak parçalı ve az bulutlu bir yapıya bürüneceğini, Kayseri ve Sivas hattında ise yarın aralıklı hafif kar yağışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Erciyes Kayak Merkezi civarında ise cumartesi günü mutedil şekilde kar yağışlarımız devam edecek. Pazar gününden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlamak üzere sıcaklık artışıyla beraber bölgemizde de Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde sıcaklık artışlarının görüleceğini, Kayseri ve Sivas hattında ise hafta başından itibaren pazartesi ve salı günleri sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine doğru hareket edeceğini beklemekteyiz. Haritamızdan da önümüzdeki hava durumunu görecek olursak, cumartesi günü bölgemizin kuzey çevrelerinde ve Kayseri'nin kuzey ilçelerinde Özvatan, Felahiye, Sarıoğlan, Akkışlı ilçelerinde mutedil şekilde görülecek kar yağışlarının Kayseri'nin merkez ve güney ilçelerinde hafif şekilde devam edeceğini bekliyoruz. Özellikle Kayseri ve Sivas hattında yer yer kuvvetli olmak üzere 40 ila 60, yüksek kesimlerde ise 60 ila 80 km saat kuzeyli akışların devam edeceğini bekliyoruz. Yağışlı havanın artık doğuya kaymasıyla beraber pazar günü artık bölgemiz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava seyredecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin oluşma durumu mevcut. Buzlanma ve don olayına da özellikle dikkat edilmesi gerekmekte. Pazartesi günü Karadeniz civarından yurdumuzun batı kesimlerine ve Marmara çevrelerine inen soğuk hava neticesinde sahil kesimlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde zaman ilerledikçe karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bekliyoruz. Yağışların akşam saatlerinden sonra bölgemizin batı kesimlerinden Kırşehir ve Yozgat civarından giriş yaparak artık salı günü bölge genelinde yağışların görüleceğini, bölgemizin batısında karla karışık yağmurlar, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde devam edeceğini beklerken 31 Mart Çarşamba gününe geldiğimizde bölge genelinde gene karla karışık yağmurların devam edeceğini bekliyoruz. Havanın biraz daha soğumasıyla beraber 1 Nisan tarihinde Kayseri-Sivas hattında da aralıklı olarak kar yağışının devam edeceğini ve daha sonra sistemin doğuya kayarak bölgemizin batısından yağışların çıkıp artık Kayseri-Sivas hattında da ilerlemesiyle önümüzdeki hafta sonu yağışlı sistemin yurdumuzu terk edeceğini bekliyoruz. Özellikle zirai don uyarısından bahsetmek isterim. 26'sı ile 29'u arasında bölge genelinde zirai don uyarısı yazdık. Fakat soğuk havanın inmesiyle beraber yağışlı alanların gecelerinde özellikle ve Nisan ayı da gelmesi itibariyle tarım sektörünün başlamasından ötürü zirai don olayı önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar devam edecek. Buradan dinleyicilerimizi buzlanma ve don olayıyla beraber zirai don olayına karşı uyarmak isteriz. Önümüzdeki hafta görülecek yağışlarda kuvvetli bir alanımız şu an için yok. Sistemin takibini bölge tahmin ve uyarı merkezi olarak yapmaktayız. Tüm izleyicilerimize mutlu bir hafta sonları geçirmelerini dilemekteyiz. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu sağlıklı günler dileriz.